Meksika'nın Cancun şehrinde gerçekleşen Judo Grand Prix'sinin ilk gününde günün parlayan yıldızı Paola Parato oldu. Buenos Aires'teki olimpiyat oyunlarında üstün başarı sergileyen ve aynı zamanda dünya şampiyonu unvanına sahip judoka, Meksika'da da başarılı bir performans sergiledi. Paola Parato 48 kilo altı kategorisinde Portekizli rakibi Katarina Costa'yı mağlup etti. İki vaz ağırı puan ile rakibini yenilgiye uğratan Arjantinli judoka altın madalyaya uzandı. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Sonuçlar benim için çok memnun ediciydi. Turnuva harikaydı. Buenos Aires'te Ilias Iliadis ile birlikte rol model judoku unvanını taşımış olmak benim için çok gurur vericiydi. Ayrıca tüm diğer genç judokalarla olimpiyat değerlerini paylaşmak beni çok mutlu etti. Erkekler kategorisinde ise güne damgasını vuran isim Tornike Chakadoe oldu. 60 kilo altı kategorisinde Fransız rakibi Luca Meketze'yi muhteşem bir performans ile yere seren Hollandalı judoka altın madalyanın sahibi oldu. Meketze'nin performansı oldukça iyiydi. İki defa judo aldım. Sonrasında gelen mazari skoru nedeniyle bir risk almam gerekiyordu. Rakibimi yere sererek şampiyon oldum. Şampiyon olacağımı hiç düşünmemiştim. Hala inanamıyorum. Bu harika bir duygu. Brezilyalı judoka Rafaela Silva, 57 kilo altı kategorisinde gösterdiği performans ile beğeni topladı. Silva, Kanadalı rakibi Jessica Klimkait'i mağlup ederek şampiyonluk elde etti. 66 kilo altı kategorisinde ise Rus judokalar üstün başarı sergiledi. Aram Grigoryan dünya şampiyonasında madalya sahibi Rus rakibi Mikhail Pulaev'i şık bir ipon puanıyla saf dışı bırakarak altın madalya kazandı. İspanyalı judoka Anna Perez Bax ise 52 kilo altı kategorisinde Polonyalı rakibi Agata Perens'i vazari puanıyla yenilgiye uğrattı. İspanyalı judoka başarısı sayesinde şampiyonluğa uzandı. Günün hareketi ise Ekvadorlu judoka Lenin Preciado'dan geldi. Turnuvada bronz madalya kazanan Preciado, ülkesine ilk defa madalya sevinci yaşattı. Meksika'da gerçekleşen judo turnuvasının ilk gününde 16 farklı ülkenin madalya alması ise judonun evrenselliğini bir kez daha gözler önüne serdi.